İşte Bakalım oldu. hoca ne diyecek? Söyledim Çünkü şimdi. Çünkü totem mi? diyen var, bilmem ne diyen var. Ha, belki öyle bir uğru da olabilir. Ya da baktı deniz o taraf dedi. <laughs> Burası daha güzel manzaraya sahip deyip Dünyanın en güzel manzaralarından dünyanın biri var. Dünyanın en güzel yerdeki stadı abi. hocam. Dünyanın muazzam, en güzel. Muazzam stadı. ya. Muazzam. Porto var biliyorsun, o yukarıda ama. Evet. Sen gitmişsin Evet araya. evet evet hocam. O aynı tip stad, manzarayı da şey yapmışlar. Kalarkası'nın orada da manzara olsun değil mi? O yukarıda. İşte Abi bu deniz o Sikala'nın şey yani. olduğu için o bölge evet. o şekilde ama muazzam hocam. ya Muazzam bir gö görüntü, muazzam bir manzara ama hoca neden seçti işte onu soracağız. Sevgili Furkan'a söyledik, soracak. Semih Kılıçsoy diyor ki, benim gollerimden ziyade takımın kazanması önemli. Yine hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik. İnşallah böyle devam edecek demiş Semih kardeşimiz de. Efendim de bir çocuğa benziyor ya. Valla öyle görüntüsü. Yani pırıl pırıl bir çocuk. Devam ediyor. Ne diyor? Gol attıkça daha iyi hissediyorum. O çok önemli tabii ki. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar takıma katkı vermeye çalışıyorum demiş. Yani bu performansında istikrar sağlarsa Euro 2024'te olmaması da imkan yok. Yani tamam orada işte Kerem var, şey var, ee... Juventus'taki Yalnız Kerem'e de, Kerem e de, ben şaşırdım ha. Tamam biraz fizik olarak düştü. Biraz moral olarak da iyi değil ama son maçta yaptıklarını Çemi'ye ona şey yakıştıramadım. Ha şey diyorsun. Kerem Aktürkoğlu'nun o evet. sarıdan sonraki tepkilerini. Kerem'e Kerem gibi bir topçuya yakıştıramadım. Hem orada hakeme bir tepkisi oldu. Buradaki dördüncüye çok gereksizdi. Yani, o hadi yani, orada hakeme sinirlendim verdiği karttan da. Dördüncünün ne suçu var ya? Yakıştıramadım. İnşallah öyle olmasın diğer topçularımızla. Hocam <laughs> bak. Şimdi şey verseniz de şu İnegöl maçındaki şeyi. Nereden nereye geleceğim? Bahsediyor şey devam ediyoruz ha. Sadece yeri geldi bence. E, manzarayı verelim. E, tam yerine denk geldi çünkü. Bak hocam şimdi. İnegöl Erzincan var bugün. Hocam te tebrik ediyoruz. İyi mücadele bir şey yok. Bir şey yok. Yani penaltı verilmiyor. Goller oluyor. Bilmem neler oluyor. Ne tebriği yani. Neyin tebriği? Son pozisyon 5-6 dakika var. Penaltı 2-1 maç değişir. Neyin tebriği? Ya bu hakemlerle bitmez yani bu lig. Gerçekten bitmiyor yani. Yani biz çok üzüldük tamam. Hani Ankara Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkanı'ndan dolayı ama bu hakemler hak ediyor demek ki bunları. Allah'ım yarabbim ya. Kardeş sil bunu ya. Canlı yayındayız hocam. Allah'ım yarabbim. <laughs> Arkadaşlar İnegöl'e sıfırı tebrik ediyorum. Başarılar. <laughs> ne diyor? Hocam bak canlı yayında olduğunu anlayınca e, Bülent Akan teknik direktör Erzincan'ın önce diyor ki demek ki hakemler bunu hak ediyor diyor. 2-0 mağlup olmuşlar. Ankara'daki olayı için söylüyor. E. Demek ki hakemler bunu hak ediyor. Evet. Silin sonra bunu diyor. <laughs> canlı yayındayız hocam diyor. Muhabir arkadaş. İnegöl spor'u tebrik ediyorum ya. <laughs> <laughs> e şeyde vardı ya. Eski... Ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Yani. Eski şey vardı ya Rize Başkanı ben. Ha hani evet. öyle olsa bizim yayında dedi. yayında oldu yani. ya. <laughs> Vallahi ya arkadaş o yüzden hata yaptın diye mesela Yapmayalım. Mesela yapmayalım. mesela trafikte hata yaptın. sevgili başkan İnegöl Başkanı. Kimin mi Bu biliyor? Bu Erzincan'ın hocası. Erzincan'ın hocası. Ya Tamam, hakem hata yapınca dövelim de. Sen hata yapınca sen de mi döveceğiz o zaman? Yani böyle bir mantık var mı ya? Allah aşkına ya. Ya böyle bir mantık var mı? Hadi bağlanırsa da çıkaralım yani. Konuşsun hani. Yok abi yani. Yapmayın abi. Yapmayın. Vallahi işte. Ee... Her hayatı her hata yapanı döversek adam kalmaz abi Türkiye'de. Abi ne <laughs> demek ne demek ya? Yani <laughs> Hepimiz ne demek hata yapıyoruz? Ya. Patagonya mı burası? <laughs> Hepimiz hata yapıyor, biz de dövecekleriz de <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> Ama ya trajikomik vallahi ya. Allah ne diyeyim bilmiyorum ki. Salih demiş ki, yeni hocamızla birlikte taraftarlarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerde Hepimizin çok hoşuna gitti diyor. Hmm, acaba ne söyledi? İlk defa duyduğu sözler. Sezona bakıldığında çok kırılan kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır diyor. Ya. Ben şeyi merak ettim ya. Ne demiş buradaki birçok oyuncunun ilk kez duyduğu şeylerdi dediği acaba demek e, ki, Fernando Santos'un neydi? Ki, demek ki şunu anlıyorum ben. Bundan belki bazı teknik direktörler futbolcuları hor gördüler. Gerekli Onlara değişik şekilde demek. davrandılar. Aşağıladılar filan. Fakat adamı bugün sen indin ben yazı yazdırdım. O arada şeye bakıyordum ekrana bilmiyorum seyredebildin mi? Üçlü çektirmeye götürdüler. Soyun odasına gidiyordu. Futbolculara gidin dedi. Seyirciye gidin dedi. Sonra kaptan geldi. Kaptan. Aldı onu da götürdü. Fernandes'le yan yana duruyorlar. Ne yapacağız dedi Fernandes'e. de evet. böyle yapacağız. Böyle yapacağız evet. filan dedi. Güzel espri. Güzel ama ben yani, iyi bir, bir şey. şey biraz. Bravo. 5 ayda 5 beş hoca, 5. 5 beş hocamız da 5. hocamız olacak galibi biliyorsunuz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. 5 beş ayda 5 beş teknik direktör. Beşiktaş'a yani. birkaç tane futbolcu lazım hocam. Lazım tabii. Yani evet. Tabii ki bugün 3-0'lık skor geçen hafta işte hafta içi Beşiktaş'a bazı yerlere bir 3 tane ama... falan 3 tane 3 tane 4 tane oyuncu lazım hocam. Yani defansa bir tane orta sahaya bir tane iyi yana bir tane lazım hocam. Ama Öyle fuzuli adam almayacaksın abi. Aldığın adamı kullanacak. Aldığın ayakkabıyı giyecek. Aldığın ayakkabıyı oraya koymayacaksın abi. Şu anda işe yarar oyuncu bulabilirlerse şu anda evet. bulamazlarsa ya hazırlığı yapın sezon sonunda. Devre arası zor olur da. Şimdi bu gelen adamı bunlar Portekizli. Bunların portföyleri geniş olabilir. Bir tabii de başkanın tabii. sosyal yanı çok iyi. İngiltere'den, İngiltere'den, Fransa'dan o oynamayan oyunculardan bir birkaç tane gelirse biliyorsun Türkiye'ye. Gordon mil şeyi getirdiydi abi Ferdinand'ı. Evet ya. Ulan Hocam, bu, cevabı bu... söylüyorum sana. Santos bizim e, sağ olsun muhabirimiz Furkan sormuş. Benim öyle bir inancım var sağ taraftaki He. E, yedek kulübesini He. alırım demiş. Mesela dört numarayla oynuyormuş. enteresan geldi bana. Ben, <laughs> ben defansa... o taraftaki ben her zaman sağ taraftaki kulübeyi de alırım demiş. Mesela defansa geçtikten sonra hep dört numarayla oynadım. Benim uğurlu rakamımdır. Enteresan. Dördü severim yani. Demek ki tabii biz insanda... bir, biraz daha analitik Değil yaklaştık mi? konuya. Orada yedekler var, şu bu falan dedik ama yok. Yani e, hocanın öyle bir inancı varmış. Ben hani o şekilde benim uğurum demiş. Sağ taraftaki yedek kulübesini tercih ediyorum diye söylemiş. E, diyor ki Santos tabii ki kazanmak çok iyi. Evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları açtık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takımı özgüven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Özgüven kazandık. Oyuncular bana inanıyorlar. Beraber daha iyi olmaya çalışacağız. Oyuncular bana inanıyorlar. Ha. Önemli bir şey bu. Ha. Şimdi nereye geleceğiz? Satır aralarını okuyalım. Şimdi nereye geleceğiz? Şenol Güneş Fernandez için ne dediydi? Ha tabii. Aa bak sana bir şey göstereceğim birazdan. Bir Santos'la Jetson arasında. Evet. Yani ne dediydi? İşte öyle oyuncu böyle oyuncu da şu eksik bu Ama eksik. Böyle kalmış. bir oyuncun yok. Ha. Koca kadronda bu tarz bir de iyi niyetle çalışan, dikine giden, çalım atan, adam geçen oyuncun yok. Bak. Ne diyor? maçı oyuncularım kazandı. Taraftarlara ve onlara teşekkür ederim. Artık Gerçekten aile ve tek ses olmalıyız. Gerçek bir aile olmalıyız, tek ses olmalıyız diyor. Belki de biraz önce e, Salih mi demişti? O ilk kez duyduğumuz şeylerden bir alıntı bu da. Ee, Salih'in söylediği. İlk kez be. duyduğumuz şeyler söyledi bize. Dediği, taraftarlara oyuncularıma teşekkür ediyorum. Artık gerçekten aile olmalıyız, tek ses olmalıyız diyor. Hak ettiğimiz bir zaferdi. Sıkıntılı birkaç dakika yaşadık. Hocam Ama devam sana şunu söyleyeyim. Demiş, bana gelen haberlere göre gene geçmişle ilgili takımın içinde Abu Bakar ve ekibinin büyük sorunları olduğu söylendi. Belki de o şeyler o yüzden Abu oldu. Bakar ve ekibin ya. yani. Abu falan. Bakar ne olursa biz ona gideriz. Biz Abu Bakar'ız dinleyen biz Abu Bakar'ı dinleyiz, dinleriz diye belki olduğunu söyleniyordu var.